Sesli Kitap, Ölü Ozanlar Derneği, Bölüm 9. Neil hızla pedal çevirerek köy meydanını bir çırpıda geçti. Henley Hall'daki provalara zamanında yetişmesi gerekiyordu. Belediye binasını ve bir sıra dükkanı geçtikten sonra beyaz tuğla bir bina olan Henley Hall'da giden Vermont'un sakin sokaklarından birine saptı. Bisikletini bahçe kapısından geçirerek binanın önündeki bisikletliye bıraktı. Tam tiyatro salonuna adım attığı an yönetmenin kendisine seslendiğini duydu. "Acele et Neil, Puck olmadan provalara başlayamayız." Neil gülümseyerek sahneye koştu. Sahne dekoratörü olan kızın elinden üstünde bir soytarı kafası olan asayı alarak rolüne başladı. "Sadece üç mü? Eksik bir tane. Her türden ikişer eder dört tane. İşte o kız geliyor küskün, üzgün. Eros denen genç düzenbazın biriymiş. Zavallı kızları hep çıldırtırmış." Puck, sahneye tırmanmaya çalışan, yorgun görünüşlü, gözleri fıldır fıldır dönen çılgın Hermia'ya, yani onu oynayan Ginny Danbury'ye baktı. 40 yaşlarında bir öğretmen olan sarışın yönetmen, repliklerini söylemeye hazırlanan Ginny'yi durdurarak Neil'e döndü. "Çok iyi," dedi övgüyle. "Seni seyrederken Puck'un gerçekten iş başında olduğunu hissediyorum. Unutma ki Puck yaptıklarından büyük zevk duyuyor." Neil başını sallayarak son sözlerini afacan bir gülüşle tekrarladı. "Eros denen genç düzenbazın biriymiş. Zavallı kızları hep çıldırtırmış." "Mükemmel," dedi öğretmen gülerek. Sonra Ginny'ye dönerek, "Sıra sende Ginny," dedi. Ginny tekrar sürünerek sahneye çıktı ve repliklerini söylemeye başladı. "Öylesine bitkin, kederlere boğulmuş, çiğle kaplanmış, fundalarla örtülmüş, sürünemeyeceğim daha fazla, gidemeyeceğim." Öğrenciler sahnede birkaç kez tekrarladıktan sonra yönetmen elini kaldırarak provanın sona erdiğini bildirdi. "Yarın görüşürüz," diye seslendi Neil. Akşamın alacakaranlığında bisikletini bıraktığı yere yürüdü. Rol yapmış olmanın verdiği heyecanla gözleri parlıyor, yüzü ışıldıyordu. Derin bir uykuya dalmış gibi görünen köyden yavaşça Welton Akademisi'ne döndü. Yolda son 2 saat boyunca çalışmış olduğu bölümleri tekrarlıyordu kendi kendine. Neil, Welton'un kapısına ulaşınca etrafta kimsenin olmadığına emin olmak için dikkatle çevresine bakındı. Yurt binasına doğru çıkan yokuşu geçerek bisikletini bıraktı. Tam binaya girerken duvarın üstünde hareketsiz durmakta olan Todd'u gördü. "Todd!" diye seslenirken bir yandan da daha iyi görebilmek için ona doğru yürüyordu. Todd karanlıkta titreyerek oturuyordu. Üzerinde paltosu yoktu. Neil gözlerini oda arkadaşına dikerek "Burada neler oluyor?" diye sordu. Todd ona karşılık vermedi. "Sorun nedir Todd?" diye sordu Neil arkadaşının yanına duvara otururken. "Dışarıda dondurucu bir soğuk var." "Bugün benim doğum günüm," dedi Todd ifadesiz bir ses tonuyla. "Öyle mi? Neden bana daha önce söylemedin? Doğum günün kutlu olsun. Hiç hediye aldın mı?" Todd suskun ve hareketsiz oturuyordu. Yalnızca soğuktan takırdayan dişlerinin sesi duyuluyordu. Yanında duran bir kutuyu gösterdi. Neil kutuyu açınca üzerinde Todd'un baş harflerinin işlenmiş olduğu bir yazı takımı ile karşı karşıya geldi. Gördüğü Todd'un odasındaki yazı takımının aynısıydı. "Bu senin yazı takımın değil mi? Hiçbir şey anlayamıyorum," dedi Neil. "Geçen sene de bana aynı şeyi hediye etmişlerdi. Bunu bile hatırlamıyorlar," diye bağırdı Todd. "Ah," dedi Neil üzgün bir tonla. "Ah," diye tekrarladı Todd alayla. Uzun ve kederli bir sessizlikten sonra, "Şey, belki de daha yeni bir yazı takımına ihtiyacın olduğunu düşünmüşlerdir," diye ileri sürdü Neil. "Belki de düşünmüşlerdir ki," Todd Neil'in sözünü keserek, "belki de hiçbir şey düşünmüyorlardır. Tabii kardeşimle ilgili konular dışında."
dedi öfkeyle. Onun doğum gününde her zaman büyük bir tantana koparırlar. Yazı takımına bakarak güldü. Komik olan ne biliyor musun? Önceki takımı da hiç beğenmemiştim. Neil, Todd'un içinde bulunduğu kederli ruh halini değiştirmeye çalışarak, bana bak Todd, bu yazı takımının değerini açıkça küçümsüyorsun sen, dedi küstahça. Ne dedin sen? Yani bu çok özel bir armağan. Böyle harika bir yazı takımına sahip olabilecekken, kim bir futbol topu, beyzbol sapası ya da araba ister, diye karşılık verdi Neil gülümsemeye çalışarak. Evet, diyerek güldü Todd. Neil'in şakacı tavrı ona da bulaşmıştı. Şu cetvelin asaletine bak. İkisi de yazı takımına bakarak gülmeye başladılar. Bu arada ortalık zifiri karanlık olmuştu, soğuk da artmıştı. Neil titredi. Büyüme çağındayken babam beni nasıl çağırırdı biliyor musun? 5.98 diye. İnsan vücudundaki bütün kimyasal maddeleri şişeleyip satsan değer ancak bu kadar edermiş. Vücudumu geliştirmek için her gün çalışmazsam değerimin hep bu kadar kalacağını söylerdi babam. 5.98. Neil başını inanamamazlık içinde sallayarak inledi. Todd'un bu kadar ezik olduğuna şaşmamak gerek diye düşündü. Küçük bir çocukken diye devam etti Todd. Anne babaların çocuklarını otomatik olarak sevdiklerini düşünürdüm. Öğretmenlerim bana bunu böyle öğretmişlerdi. Bana verdikleri kitaplarda aynı şey anlatılıyordu. Ben de buna yürekten inanıyordum. Evet, annemle babam ağabeyimi seviyor olabilirler ama beni asla sevmediler. Todd ayağa kalktı, kederle derin bir nefes aldı ve yurt binasına girdi. Bu sırada Neil, iliklerine işleyen dondurucu soğukta taş duvarın üzerinde oturmuş ne söyleyebileceğini düşünüyordu. O da arkadaşının peşinde koşarken Todd diyerek seslendi. Ertesi gün Bay Keating'in öğleden sonraki ders için sınıfa girerlerken Cameron bağırdı. Hey bakın, tahtada avluda buluşulacağına belirten bir not var. Beklentili bir ifadeyle bakalım Bay Keating bugün neler yapacak dedi sırıtarak. Çocuklar koşarak koridoru aşıp kapıdan soğuk avluya çıktılar. Bay McAllister sınıfının kapısını açarak başını kızgınlıkla salladı. Öğrencilerin tümü çerçeve çevresinde toplandıktan sonra konuşmaya başladı. Hey millet! Çalışmalarınıza tehlikeli bir uyum ve benzeşme virüsü girmiş durumda. Bay Pitts, Cameron, O Street ve Chapman lütfen şuraya sıralanın. Dört öğrenci yanında durmalarını işaret etti. Dörtlü grup halinde avlunun etrafında yürümenizi istiyorum. Merak etmeyin bu yaptıklarınız not olarak değerlendirilmeyecek. 1, 2, 3, başla! Çocuklar yürümeye başladılar. Avlunun bir ucundan diğerine ilerlediler. Yolun sonunda sola döndüler. Öbür uca varınca tekrar sola dönüp turu tamamladılar. İşte böyle dedi Keating. Lütfen yürümeye devam edin. Çocuklar avlunun çevresine bir kez daha dönerlerken öğrencilerin geri kalanı ve öğretmenleri onları seyretmeye devam ettiler. Bir süre sonra uygun adım yürümeye başladılar. Avlunun taşlarından marş ritmine benzer ahenkli bir ses duyuluyordu. 1, 2, 3, 4 modelini tutturdular. Bu arada Keating ritme uygun olarak el çırpmaya başladı. İşte bu! Duyabiliyor musunuz? Diye seslendi. Alkış sesleri gittikçe yükseliyordu. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hepimiz eğleniriz Bay Keating'in sınıfında. Boş sınıfta oturmuş, sınav kağıtlarını değerlendirmekte olan Bay McAllister bu karmaşayı camdan gözledi. Dört genç birbirleriyle uyum içindeydiler. Ritmi canlı tutabilmek için bacaklarını iyice yukarıya kaldırıyor, kollarını ileri geri sallıyorlardı. Diğer öğrenciler de alkışa başladılar. Alkış ve tezahürattan rahatsız olan müdür Nolan başını işinden kaldırarak camdan dışarı aşağıdaki talim grubuna baktı. Gözleri İngilizce sınıfın öğrencileriyle birlikte el çırpan ve bağıran Keating'e takılınca kaşları çatıldı. Tanrı aşkına orada ne yapıyor bunlar diye düşündüm merakla. Tamam durabilirsiniz diye seslendi Bay Keating. Başlangıçta Bay Overstreet ve Pitts'in diğerlerinden farklı bir tempoda yürüdüklerini fark etmiş olmalısınız.
Pitt çok uzun, Knops ise kısa adımlar atıyordu. Ancak bir süre sonra aynı ritmi tutturdular. Bizim tezahüratımızla bu daha da belirginleşti. Biraz ara verdikten sonra konuşmaya devam etti. Bu deneyi dikkatlerimizi Pitt ya da Knops üzerine toplamak için yapmadık. Bu deney içimizden gelen sesi dinlemenin ya da başkalarının yanında kendi inançlarımızı sürdürmenin ne kadar güç olduğunu gösterdi bize. Bu deney içimizden gelen sesi dinlemenin ya da başkalarının yanında kendi inançlarımızı sürdürmenin ne kadar güç olduğunu gösterdi bize. İçinizden biri çıkıp ben olsam kendi istediğim gibi yürürdüm diye düşünüyorsa kendi kendisine alkışlara neden katıldığını sorsun. Gençler, hepinizin içinde başkaları tarafından benimsenme dürtüsü vardır. Ne var ki içinizdeki tek ve farklı olan şeye bu size aptalca görünse bile güvenmelisiniz. Aynı Frost'un söylemiş olduğu gibi, ormanın içinde kesişen iki yol vardı ve ben en az ayak izi olanı seçtim. İşte farklılık budur. Zilin çalmış olmasına karşın çocuklar ayakları yere çivilenmiş gibi yerlerinden kıpırdamadan Keating'in sözlerini özümsemeye çalışıyorlardı. Keating sınıfı selamlayarak yanlarından uzaklaştı. Öğrencilerin dağılmasıyla Nolan da pencereden çekildi. Bu adamla nasıl başa çıkacağım diye düşündü. Keating'in antikalıklarını kıs kıs gülerek izleyen McAllister da sınav kağıtlarının başına döndü. Çocuklar avludan ayrılarak bir sonraki derslerine gittiler. Cameron ne ile yanışarak akşam yemeğinden sonra mağarada toplanıyoruz dedi. Saat kaçta? 7:30'da. Neyin? Gördüklerimi haber veririm dedikten sonra Todd'un yanına gitti. O gece Todd, Neil, Cameron, Pete ve Mix mağarada ateşin çevresinde oturmuş, ellerini ısıtmaya çalışıyorlardı. Etrafı kalın bir sis tabakası sarmıştı ve ağaçlar da fırtına gibi esen rüzgarın etkisiyle gürültülü biçimde sallanıyorlardı. Mix titreyerek, ''Bu gece burası çok gizemli.'' dedi ve ateşe biraz daha sokuldu. ''Knox nerede?'' ''Partiye hazırlanıyor.'' diye yanıtladı Pitts gülerek. ''Peki ya Charlie? Bu akşam toplanmamız için ısrar eden oydu.'' diye konuştu Cameron. Diğerleri omuzlarını silktiler. Neil toplantıyı açtı. ''Ormana gittim. Çünkü bilinçli yaşamak istiyordum. Hayatı tatmak ve yaşamın iliğini özümsemek istiyordum.'' Bir süre sonra durdu, ormandan gelen bir hışırtıya kulak kabarttı. Hepsi de bir ses duymuşlardı ve bunun rüzgarın sesi olup olmadığından emin değillerdi. Garip, duydukları ses birkaç kızın gülme sesine benziyordu. ''Hiçbir şey göremiyorum.'' diyen bir kızın sesi yankılandı mağarada. Sonra Charlie'nin ''Az ötede.'' diyen sesini duydular. Charlie yanında yaşça kendisinden daha büyük, kıkırdayan iki kızla mağaraya girdi. Mağarada yanan ateş çevresinde oturan çocukların yüzünü aydınlatıyordu. ''Hey çocuklar!'' diye seslendi Charlie. Kolunu çok hoş bir sarışının omzuna atmıştı. ''Bu Gloria ve...'' Tereddütle Gloria'nın arkadaşına baktı. Silik görünüşlü bir kızdı. Koyu renk saçları, yeşil gözleri vardı. Kız biraz çekinerek ''Tina!'' dedikten sonra birasından bir yudum içti. ''Tina ve Gloria'' dedi Charlie büyük bir hoşnutlukla. ''Bunlar da Ölü Ozanlar Derneği'nin üyeleri.'' ''Ne tuhaf bir at'' dedi Gloria gülerek. ''Bize bu adın ne anlama geldiğini anlatır mısın?'' ''Bunun bir sır olduğunu söylemiştim size.'' diye karşılık verdi Charlie. Gloria sevecen bir tavırla Charlie'ye sarılarak ''Ne harika biri'' dedi. Çocuklar mağaralarını istila etmiş olan bu vahşi ve egzotik yaratıklara fal taşı gibi açılmış gözlerle bakıyorlardı. Kendilerinden yaşça büyük oldukları açıkça belli oluyordu. 20 yaş civarında olmalıydılar. Çocukların hepsi de Charlie'nin onlarla nasıl tanıştığını merak ediyorlardı. Çocukların gözleri hayretle daha da büyürken Charlie Gloria'yı kendisine doğru çekerek konuştu. ''Çocuklar, size bir haberim var.
Ölü ozanların tutkulu çalışmaları uğruna Charles Dalton adını bırakıyorum. Bundan böyle benim adım Nuanda. Kızlar gülüşürken erkekler bir inilti kopardılar. Gloria kollarını Charlie'nin boynuna dolayarak ''Sana artık Charlie diyemeyecek miyiz hayatım?'' ''Peki Numama ne demek?'' diye sordu. ''Numama değil, Nuanda. Bu adı ben uydurdum.'' Gloria Charlie'ye biraz daha sokularak ''Üşüyorum.'' dedi. ''Haydi ateş için biraz daha çalı çırpı toplayalım.'' dedi diye önerdi Mix. Mix diğer çocuklarla mağaradan çıkarken Charlie ona anlamlı bir bakış fırlattı. Sonra duvarlardan birine yanaştı. Biraz çamur kazıyarak Kızılderili savaşçılar gibi yüzüne sürdü. Gloria'nın gözlerine tutkuyla baktıktan sonra diğerleriyle birlikte çalı çırpı toplamak üzere dışarı çıktı. Tina ile Gloria fısıldaşıp gülüşmeye devam ediyorlardı. Dernek üyeleri ormanda yürürlerken Knox Overstreet okul kampüsünden Dumbrill'in evine doğru pedal çeviriyordu. Bisikletini evin yanındaki çalılıklara dayadı, paltosunu çıkarıp selesinin arkasındaki sepete tıktı. Kravatını düzelttikten sonra ön kapıya uzanan basamakları sekerek çıktı ve kapıyı çaldı. Evden gürültülü bir müzik sesi yankılanıyordu. Zile yanıt veren olmadı. Kapıyı bir kez daha çaldıktan sonra tokmağı çevirip içeri girdi. İçeri girince kendisini çılgın bir partinin ortasında buldu. İlk gördüğü girişteki kanepenin üstünde sarmaş dolaş öpüşen bir çift oldu. Sandalyelerin, kanepelerin ve basamakların üzerinde ya da yerde oturan diğer çiftler de etraflarındaki her şeyi unutmuş görünüyorlardı. Knox ne yapacağı konusunda kararsız bir şekilde girişte durdu. Sonra birden darmadağın saçlarla mutfaktan çıkmakta olan Chris'e ilişti gözleri. ''Chris!'' diye seslendi. ''Ah selam!'' diye ilgisizce karşılık verdi Chris. ''Gelebilmene sevindim. Yanında birini getirmedin mi?'' ''Hayır!'' diye yanıtladı Knox. Chris arkasını dönüp uzaklaşmadan önce ''Ginny Dambury de burada. Git onu bul!'' diye önerdi. ''Ama Chris!'' dedi Knox. Gürültülü müziği bastırmak için bağırmak zorunda kalmıştı. ''Chad'i bulmalıyım!'' diye seslendi Chris. ''Evindeymişsin gibi davran!'' Chris'in çevik adımlarla uzaklaştığını gören Knox'un omuzları çöküverdi. Yerlere serilmiş çiftlerin üzerinden sıçrayarak üzüntüyle Ginny Dunbury'yi aramaya başladı. Ne parti diye düşündü. Welton'daki mağaranın yakınında çocuklar karanlıkta yerlerde çalı çırpı arıyorlardı. Charlie diye tısladı Neil. Nuanda. Nuanda dedi Neil sabırla. Neler oluyor? Hiçbir şey. ''Buraya kızların gelmesine bir itirazın yoksa tabii.'' diye yanıtladı Charlie. ''Şey, elbette hayır.'' dedi Pitts. Neil'e çarpınca özür diledi ve tekrar Charlie'ye dönerek ''Mesele şu, bizi önceden uyarmalıydın.'' dedi. Charlie fısıltıyla karşılık verdi. ''Böyle bir şeyin içten gelmesi gerektiğini düşündüm. Yani zaten bütün bunların çıkış noktası içtenlik değil mi?'' ''Onları nereden buldun?'' diye sordu Neil. Futbol sahasının arkasındaki çitin yanından geçiyorlardı. Okulumuzu çok merak ettiklerini söylediler. Ben de onları toplantıya davet ettim diye yanıtladı ciddi bir tavırla. Henley Hall'da mı okuyorlar diye sordu Cameron. Öğrenci olduklarını sanmıyorum diye karşılık verdi Charlie. Cameron şoka uğramış gibi yani onların köylü mü olduklarını söylemek istiyorsun diye sordu. Şşt Cameron kendine gel diye uyardı onu Charlie. Onlar annen ya da başka bir yakınınmış gibi davranıyorsun, yoksa onlardan korkuyor musun? Saçmalama, elbette korkmuyorum onlardan. Benim demek istediğim, eğer onlarla birlikte yakalanırsak kendimizi ölmüş bilelim. Gloria mağaradan, dışarıda neler oluyor diye seslendi. Çalı çırpı topluyoruz yalnızca, şimdi geliyoruz diye bağırdı Charlie. Sonra Cameron'a dönerek fısıltıyla, sen çeneni sıkı tutarsan, başımıza hiçbir şey gelmez. Seni dangalak. Sen kime dangalak dediğinin farkında mısın Dalton? Sakinleş Cameron diye araya girmeye çalıştı Neil. Nuanda diye bağırdı Charlie mağaraya girerken. Diğerleri de onu izlediler. Cameron öfkeden köpürüyordu. Mağaraya giren arkadaşlarına baktı. Bir dakika sonra o da içeri girdi.
Çalı çırpıları buldukları bir kütüğü alevlerin üstüne atıp kuvvetlenen ateşin çevresinde oturdular. Kim bilir Knox şimdi neler yapıyordur dedi Pitts gülerek. Zavallı çocuk diye iç geçirdi Neil. Herhalde büyük bir düş kırıklığına uğramıştır. Dumbury'lerin büyük evine dolaşırken sonunda kendisini kilerde bulan Knox gerçekten de büyük bir düş kırıklığına uğramıştı. Kilerde büyük bir tutkuyla öpüşen bir çift ve onların az ötesinde de durmuş sohbet eden birkaç genç vardı. Erkeğin ellerini kızın eteğinin altına kaydırmasına ve kızın onu sürekli itelemesine bakmamaya çalıştı. Tam o sırada gözü Ginny Dumbury'ye ilişti. Birbirlerine sıkıntıyla gülümsediler. İçki koymakta olan futbolcu tipli iri yarı bir genç Knox'a yaklaşarak ''Sen Mutt Sanders'ın kardeşi misin?'' diye sordu. Knox başını sallayarak ''Hayır'' dedi. ''Buba!'' diye seslendi iri yarı tip. Buzdolabına yaslanmış duran arkadaşına. O da iri yarıydı ve iyice kafayı bulmuştu. ''Şu çocuk sence de Mutt Sanders'a benzemiyor mu?'' ''Kardeşi misin?'' diye sordu Buba. ''Hiçbir ilgimiz yok'' diye yanıtladı Knox. ''Onu tanımam bile. Üzgünüm.'' Buba futbolcuya dönerek ''Söylesene Steve, kibarlık denen şey hiç mi yok sende? Mutt'un kardeşi burada ve sen ona bir içki bile ikram etmiyorsun. Bourbon ister misin?'' ''Aslında istemem.'' dedi Knox ama Steve onu duymuyordu bile. Eline bir bardak tutuşturarak bourbon doldurdu, üzerine bir damla kola ekledi. Buba Knox ile kadeh tutuşturarak ''Muta!'' dedi. ''Muta!'' dedi futbolcu tipi olan Steve. ''Peki, Muta!'' dedi nihayet Knox da. Buba ile Steve kadehlerini bir tek dikişte boşalttılar. Knox da onları taklit etmeye çalışınca birden öksürüğe boğuldu. Steve kadehleri tekrar doldurdu. Knox'un boğazı alev alevdi. ''Mut şu sıralar nelerle meşgul?'' diye sordu Buba. ''Aslında'' diye başladı Knox ama öksürükler konuşmasını engelliyordu. ''Mut'u pek tanımıyorum.'' Buba kadehi kaldırarak ''Büyük Muta!'' dedi. ''Büyük Muta!'' diye tekrarladı Steve. ''Büyük Muta!'' Diğerleri birer kadeh bourbon daha yuvarlarken Knox'un öksürüğü hala kesilmemişti. Nihayet Steve onun sırtına vurdu. ''Aldırma dostum'' dedi gülerek. Buba, ''Patsy'yi bulsam iyi olacak'' dedi ve yüksek sesle geğirerek Knox'un sırtına vurdu. ''Muta benden selam söyle.'' ''Olur, söylerim'' diye yanıtladı Knox. Arkasına dönünce kilerden çıkmak üzere olan Ginny'nin kendisine gülümsediğini gördü. Steve, ''Bardağını uzat dostum'' diye seslendi ve Knox'un bardağını tekrar doldurdu. Knox, başının dönmeye başladığını hissediyordu. Mağaradaki ateş parlak ışıklar saçarak yanıyordu. Gloria, Tina ve çocuklar odun kümesinin çevresinde birbirlerine iyice sokulmuş oturuyorlardı. Mağaranın tanrısının tepesindeki mum da cızırdıyordu. ''Sizin çok tuhaf çocuklar olduğunuzu duymuştum ama bu kadarını da tahmin etmemiştim.'' dedi Tina heykele bakarak. Yarım litrelik bir viski şişesi çıkararak Neil'e uzattı. Neil şişeyi alarak viskiden bir yudum içti. Bunu yaparken de içki içmek onun için dünyanın en sıradan işiymiş gibi bir izlenim vermeye çalışıyordu. Şişeyi Tina'ya geri verdi. Alevler ve viskinin verdiği sıcaklık ile soluk yüzü hoş ve taze bir görünüm kazanmış olan Tina, diğerlerine de uzatsana şişeyi dedi. Şişe elden ele dolaşmaya başladı. Hepsi de viskinin acı tadından hoşlanmış gibi davranıyorlardı. Diğerlerinin aksine Todd, şişeden içerken öksürüğe tutulmadı. Todd'un içişinden etkilenen Gloria, ''İşte viski böyle içilir'' dedi ve sonra sordu. ''Burada kızların olmamasının eksikliğini hiç duymuyor musunuz?'' Charlie atıldı. ''Eksiklik duymak mı dedin? Bu bizi neredeyse çılgına çeviriyor. Derneğimizin ana konularından biri de bu. Söz bu konuya gelmişken, Ölü Ozanlar Derneği adına, okul gazetesine, Welton'a kızların da alınmasını istediğimizi belirten bir makale yazdığımı ilan etmek istiyorum. Böylece bu özlemden kurtulmuş oluruz.'' ''Ne dedin?'' diye bağırdı Neil. ''Böyle bir şeyi nasıl yapabildin?'' Charlie gururla kabararak konuştu. ''Bildiğiniz gibi okul gazetesinin düzeltmenlerinden biri benim. Bu nedenle bu makaleyi araya sokuşturmak benim için çocuk oyuncağıydı.'' ''Aman tanrım'' diye sızlandı Pitts. ''Her şey bitti artık.
Neden? Diye sordu Charlie. Nasıl olsa kim olduğumuzu bile hiç kimse bilmiyor. Kimin yaptığını kolayca ortaya çıkarabileceklerini düşünmedin mi hiç? Diye bağırdı Cameron. Gelip sana Ölü Ozanlar Derneği'nin ne anlama geldiğini sormayacaklar mı sanıyorsun? Böyle bir şey yapmaya hakkın yoktu Charlie. Nuvanda diyeceksin Cameron. Gloria kollarını Charlie'nin boynuna dolayarak evet doğru Charlie değil Nuvanda diyeceksin diye cıvıldadı. Biz burada sürekli rol mü yapıyoruz yoksa içimizden gelenleri düşündüklerimizi mi söylüyoruz? Eğer burada toplanmamızdaki tek amaç birbirimize şiirler okumaksa Tanrı aşkına söyleyin bütün bunların ne anlamı var diye sordu Charlie. Bir aşağı bir yukarı dolanmakta olan Neil, yine de bunu yapmamalıydın, senin derneğimiz adına konuşma yetkin yok, dedi. Hey lütfen, şu asil boyunlarınız için endişe etmekten vazgeçer misiniz, dedi Charlie. Beni yakalarlarsa her şeyi uydurduğumu söyleyeceğim. Merak etmeyin, siz korkaklar güvende olacaksınız. Bakın, Gloria ve Tina buraya tartışmalarımızı dinlemeye gelmediler. Şimdi bir toplantı yapıyor muyuz yoksa yapmıyor muyuz? Neil sorarcasına Charlie'ye baktı, sonra tek kaşını kaldırdı ve ''Hep beraber mi?'' diye sordu. Charlie onu duymamazlıktan gelerek Tina'ya döndü. ''Bir yaz günüyle kıyaslarsam seni, sen hem daha tatlısın hem de daha sıcak.'' Tina adeta erimişti. Kollarını Charlie'nin boynuna dolayarak ''Ah ne tatlısın!'' diye bağırdı. Diğer çocuklar ilgisiz görünmeye, aslında hiç kıskanmamış gibi davranmaya çalışıyorlardı. Bunu senin için yazdım dedi Charlie Tina'ya bakarak. Tina zevkten dört köşe ciddi misin diye sordu. Gloria'nın yüzünün kıskançlıktan kıpkırmızı kesildiğini gören Charlie hemen sana da bir tane yazdım Gloria dedi. Gözlerini yumdu. Tüm güzelliğiyle ilerliyor aynı bir gece gibi. Birkaç söz daha söyledikten sonra Charlie gözlerini açtı ve ateşin yanından kalktı. Şiirin devamını unutmuş olduğunu fark ettirmemeye çalışarak bir süre mağaranın içinde dolandı. Tüm güzelliğiyle ilerliyor aynı bir gece gibi diye tekrarladı. Sırtını onlara dönerek bir kitap açtı ve hızla içinden bir şeyler okudu. Bu arada yüzünde büyük bir beklenti okunan Gloria gözlerini ondan ayırmıyordu. Charlie kitabı kapayarak Gloria'ya döndü. Bulutsuz ve yıldızlarla dolu olan bu gece karanlığının ve parlaklığının en iyi yönleri bir araya gelmiş onun eşsiz ruhunda. Gloria zevkle bağırdı. Ne harika bir çocuk. Diğer çocuklar bembeyaz suratlarla oturuyor. Charlie'nin bu çılgınlıklarını kıskançlıkla seyrediyorlardı. Aynı sırada Dunbury'lerin kalabalık evlerinde düşe kalk ortalıklarda dolaşan Knox Off Street kıskançlıkla kıvranmaktaydı. Çocuklar ne kadar da haklıymış diye mırıldandı kendi kendine Chris ve Chet'i düşünerek. Chris'le ilgili fazla hayale kapılmamasını söyleyen arkadaşlarının sözlerini anımsadı. Ev karanlıktı, tek aydınlık camlardan giren ay ışığıydı. Müzik yüksek sesle çalmaya devam ediyordu. Her yer sevişen çiftlerle doluydu. Bubba ve Steve ile birlikte yuvarladığı sayısız Saint Bourbon yüzünden kafası dumanlı, yerde yatan bir çifte takıldı ayağı. Elinde yine bir kadeh içki vardı. Hey! Diye bağırdı öfkeli bir ses. Nereye gittiğine baksana! Neyin var senin dostum? Biraz fazla mı kaçırdın? Bölüm 10 Knox, özür diledim diye fısıldadıktan sonra kendini bir kanepenin üstüne bıraktı. Yarıya kadar dolu bardağını sıkıca kavrayarak arkasına yaslandı ve acı burbondan büyük bir yudum içti. İçki boğazından süzülürken artık daha az yakıyor gibiydi. Çevresine bakınmaya başladı. İçkinin etkisiyle iyice gevşemişti. Sol yanında soluk alıp veren dev bir canavar gibi sesler çıkaran birbirlerine sanki düğüm olmuş bir çift vardı. Sağ yanındaki çift ise kanepeye gömülmüş gibiydi. Knox kalkmak istedi ama biraz önce takılmış olduğu çiftin dönerek tam ayaklarının dibine yuvarlandığını ve böylece yolunun kapanmış olduğunu gördü. Etrafına bakınırken içini bir gülme hissi kapladı. Çok iyi,
Ben de keyfime bakayım bari diye düşündü. Nasıl olsa çevresini saran gövdeler ona dikkat etmeyecek kadar meşguldüler. Müzik aniden durunca ortalığı hızlı soluk alıp verme sesleri kapladı. Burası aynı bir suni solunum merkezine benziyor diye düşündü Knox. O da yanında birisinin olmasını ne kadar da isterdi. Sağındaki çifte baktı, çocuk birazdan kızın dudaklarını koparacak diye düşündü. Sonra solundaki çifte döndü. Ah Chris, öyle güzelsin ki diyen bir erkek sesi duydu. Tanrım, bunlar Chris ve Chet diye düşündü Knox. Yüreği deliler gibi çarpmaya başlamıştı. Chris, Noel kanepede hemen yanı başında oturuyordu. Müzik yeniden çalmaya başladı ve Drifter'ların This Magic Moment adlı parçası salonu kapladı. Knox'un başı dönüyordu. Chris ve Chet çılgınlar gibi öpüşmeye devam ediyorlardı. Knox onları seyretmek istemiyordu ama yine de durmadan Chris'e bakmaktan kendini alamıyordu. Chris diye inledi Chet. Harikasın. Chet, Chris'i büyük bir tutkuyla öpüyordu. Bu arada Chris iyice Knox'a dayanmıştı. Ay ışığıyla aydınlanmış odada Knox, Chris'in yüz hatlarını, boynunun çizgisini ve göğüslerinin yuvarlaklığını seyrediyordu. Çabucak içkisinin geri kalanını yuvarlayıp başka yanaya bakmaya zorladı kendisini. Chris ona biraz daha abanınca, ''Tanrım yardım et bana'' diye düşündü. Knox, içinden yükselen dayanılmaz isteğe karşı koymaya çalıştıkça, yüzünde işkence çeker ifade derinleşiyordu. Bakmamaya çalışıyordu ama iradesinin girdiği bu savaştan yeni çıkacağının da farkındaydı. Birden tekrar Chris'e döndü. Artık benliğine yalnızca duyguları hakimdi. Gözlerini yumarak carpe momentum dedi kendi kendine. Bu göğüsleri yaşa. Crox, Chris'in Chet'e hıh diye sorduğunu duydu. Bir şey demedim diye karşılık verdi Chet. Çift öpüşmeye devam ederken Knox elinin adeta manyetik bir güçle uzanıp hafifçe Chris'in ensesine ve oradan da boynuna kaydığını hissetti. Başını geriye yaslayıp gözlerini kapadı ve Chris'i yavaşça okşamaya devam etti. Boynunu okşayan elin Chet'e ait olduğunu sanan Chris bu okşamalara büyük bir istekle yanıt verdi ve hızlı hızlı soluk alıp vermeye başladı. ''Oh Chet, harika bir duygu bu.'' diye fısıldadı karanlığın içine. ''Öyle mi?'' diye sordu Chet şaşkın bir sesle. ''Harika olan nedir?'' ''Biliyorsun.'' diye imalı bir tonla karşılık verdi Chris. Knox hemen elini geri çekti. Chet bir an için başını kaldırdı ama sonra Chris'i öpmeye devam etti. ''Devam et Chet.'' diye inledi Chris. ''Neye devam edeyim?'' ''Chet.'' Knox elini tekrar uzatarak Chris'in ensesini ovuşturmaya başladı. Elini yavaş hareketlerle göğüslerine doğru kaydırıyordu. ''Oh oh'' diye inledi Chris. Chet geri çekilerek Chris'in neden söz ettiğini anlamaya çalıştı. Sonra vazgeçerek yine Chris'i öpmeye başladı. Chris zevkle inliyordu. Knox başını tekrar kanepenin arkasına yasladı. Solukları yavaş ve derindi. Odadaki müzik sesi gittikçe yükseliyordu. Kendisine daha fazla hakim olacak gücü kalmamıştı. Chris'in boynunu okşuyor, elini göğüslerine iyice yaklaştırıyordu. Artık Chris'in de solukları iyice ağırlaşmıştı. Knox tam coşkuyla kendinden geçecekken bardağı elinden kayarak yere düştü. Bir anda Chet'in eli Knox'un bileğini yakaladı ve bir lambanın ışığı ortalığı aydınlattı. Knox çılgına dönmüş Chet ve aklı karmakarışık olmuş Chris'le yüz yüze kalmıştı. ''Ne yapıyorsun?'' diye kükredi Chet. Gözleri ani ışıktan karmaşan Chris, ''Knox!'' dedi. Knox çok şaşırmış gibi görünmeye çalışarak, ''Chet! Chris!'' diye bağırdı. ''Ne yapıyorsunuz burada?'' ''Hey sen!'' diye gürledi Chet. Knox'un yüzünün ortasına bir yumruk patlattıktan sonra onu kazağından yakalayarak ayağa kaldırdı ve bir yumrukla yere yuvarladı. Sonra Knox'un üzerine saldırarak yüzüne vurmaya başladı. Knox umutsuzca kendini savunmaya çalışıyordu. ''Seni küçük ahmak!'' diye bağırdı Chet. Chris onu çekerek Knox'tan uzaklaştırmaya çalıştı. Knox, ''Özür dilerim Chris, üzgünüm!'' diye hıçkırdı. Chet, kanayan burnunu ve berelenen yüzünü yoklamakta olan Knox'un üzerine eğildi. ''Daha istiyor musun seni küçük, he? Çabuk defol buradan!'' Chet, tam tekrar Knox'un üzerine çuvallanacakken
Chris ve orada bulunan birkaç kişi ona engel oldu. Çocuklardan birkaçı da Knox'u odadan dışarı çıkardılar. Mutfağa doğru sendelerken döndü ve dili içkiden pertekleşmiş bir halde haykırdı. Chris, özür dilerim. Seni bir daha görürsem kendini ölmüş bil, diye bağırdı Chet. Ölü Ozanlar Derneği, üyelerinden birinin başının büyük dertte olduğundan habersiz hala toplantı halindeydi. Mağarada yanmakta olan parlak ateş, duvarda esrarengiz gölge oyunları yapıyordu. Gloria bir kolu Charlie'nin boynunda ona hayranlıkla bakarak oturuyordu. Viski şişesi Tina ve diğerler arasında gidip gelmeye devam ediyordu. Charlie başıyla mağaranın girişini işaret ederek konuştu. ''Hey, neden Tina'ya ölü ozanların bahçesini göstermiyorsunuz?'' ''Bahçe mi?'' diye sordu Mix hayretle. ''Ne bahçesi?'' diye tekrarladı Pete. Charlie diğerlerine kaybolmaları için gözleriyle işaret ediyordu. Neil birden onun ne demek istediğini anlayarak Pete'si dirseğiyle dürtükledi. Pete bu dürtüklemenin anlamını hemen kavradı. ''Ah tabii, şu bahçe, haydi gidelim çocuklar!'' diye bağırdı. Tina aklı karışmış bir halde ''Ne kadar da tuhaf, sizin de bir bahçeniz mi var?'' diye sordu. Hepsi mağaradan dışarı çıktılar. Bir tek aptal aptal bakınan Mix olduğu yerde kalmıştı. ''Siz neden bahsediyorsunuz?'' diye sordu. Charlie öldürücü bir bakış fırlattı. ''Charles, yani Nuvanda, bizim bir bahçemiz yok ki.'' Neil geri gelerek Mix'i dışarıya çekti. ''Haydi bizimle gel gerizekalı.'' diyerek güldü. Charlie onların uzaklaşmalarını bekledi. Sonra Gloria'ya bakarak gülümsedi. ''Çok parlak bir öğrenci olmasına karşın biraz aptal.'' Gloria gözlerini Charlie'nin gözlerine dikmişti. Charlie gülümseyince ''Bence çok tatlı bir çocuk.'' dedi. ''Bence asıl tatlı olan sensin.'' dedi Charlie içini çekerek. Gözlerini kapayarak onu öpmek için biraz yaklaştı. Tam dudakları birleşecekken Gloria ayağa kalktı. ''Beni en çok heyecanlandıran yanın ne biliyor musun?'' diye sordu. Charlie gözlerini kırpıştırarak ona baktı ve sordu. ''Nedir?'' ''Bana yaklaşan erkeklerin tek bir amacı vardır. Ama sen onlardan değil gibisin.'' ''Değil miyim?'' Gloria gülümseyerek karşılık verdi. ''Hayır, şimdiye kadar senin yerinde kim olsa çoktan üstüme saldırmıştı bile. Benim için bir şiir daha yazabilir misin?'' ''Ama'' diye kekeledi Charlie. ''Lütfen, senin yani senin gibi derin bir ruhu olan birisinin bana değer vermesi çok mükemmel bir şey.'' Charlie yüzünü elleriyle kapayarak inledi. Gloria ona dönerek tekrar yalvardı. ''Nuvanda, lütfen.'' ''Peki tamam, düşünüyorum.'' diye yanıtladı Charlie ve bir süre durduktan sonra mısraları sıralamaya başladı. ''Bana gerçek ruhların birleşmesinden bahsetmeyin. Engellere göz yumuyorlarsa bu aşk gerçek aşk değildir. Eğer değişiklikler onu değiştirebiliyorsa ya da ayrılıklar boyun eğip çekip gidilebiliyorsa.'' Gloria zevkle inledi. ''Durma.'' Gloria'nın gittikçe daha yüksek sesle inlemesi üzerine Charlie devam etti. ''Ah hayır! Sonsuza dek yıkılmayacak bir kaledir o. Fırtınalara göğüs geren, asla ve asla yıkılmayan. Avare gemilere yol gösteren yıldızdır o. Yüksekliğine erişilse de değeri asla ölçülemeyen.'' ''Her gün seksten daha iyi bu!'' diye hıçkırdı Gloria. ''İşte buna romantizm denir.'' Charlie'nin gözlerinde yaşadığı düş kırıklığı açıkça okunabiliyordu. Yine de gece boyunca şiirler okumaya devam etti. Ertesi gün tüm öğrenciler Welton Akademisi'nin kilisesine çağrıldılar. Öğrenciler yerlerine oturdular. Herkese okul gazetesinin bir nüshası dağıtıldı. Bunlar olup biterken etrafta büyük bir uğultu hakimdi. Knox Overstreet berelenmiş ve şişmiş yüzünü saklamaya çalışarak oturdu. Neil, Todd, Pete, Mix, Cameron ve Charlie çok bitkin görünüyorlardı. Nolan uzun adımlarla platforma çıkarak herkesin susması için işaret etti. Gürültüyle gırtlağını temizledikten sonra konuşmaya başladı. Welton Honors'un bu haftaki sayısında Welton'a kızların da alınması konusunda saygısız bir makale izinsiz olarak yayımlandı. Suçluları ortaya çıkarmak için değerli vaktimi
harcamak yerine ki emin olun onları her koşulda bulacağım, size şunu söylemek isterim. Bu makale hakkında bir şey bilen ya da bilenler hemen şimdi ortaya çıksınlar. Suçlular her kimse, bu onların okuldan atılmamak için sahip oldukları tek şans. Nolan susarak sözlerinin etkisinin kendisini göstermesini bekledi. Aniden bir telefon sesi bu boğucu sessizliği deldi. Charlie çantasını hızla kucağına çekerek açtı. Çalan telefon bunun içindeydi. Öğrenciler aralarında büyük bir hayretle fısıldaşıyorlardı. Bugüne kadar Welton'da hiçbir öğrenci böylesine kurallara aykırı bir davranışta bulunmamıştı. Charlie büyük bir gözpeklilikle telefonu açtı. Welton Akademisi, buyurun, dedi herkesin duyabileceği bir sesle. Evet, burada. Bir dakika lütfen. Bay Nolan, telefon size, dedi Charlie alaycı bir ifadeyle. Yüzü kıpkırmızı kesilen müdür, ne, diye haykırdı tiz bir sesle. Charlie almacı Nolan'ı uzatarak, arayan Tanrı, Welton'a kızların da alınması gerektiğini söylüyor, dedi. Daha sözleri tamamlanmadan öğrencilerin kahkahaları taş kiliseyi inletmeye başladı. Müdür bu gösteriye müdahale etmekte bir an bile tereddüt etmedi. Charlie daha ne olup bittiğini anlamadan kendini müdür odasının ortasında durur buldu. Müdür öfkeyle bir aşağı bir yukarı dolanırken sırtmayı kes artık diye tısladı ve sordu. Suç ortakların kimlerdi? Hiç kimse efendim, diye karşılık verdi Charlie. Ben tek başıma yaptım. Gazetede düzeltmeleri yapanlardan biri benim. Böylece Rob Crean'in makalesi yerine kendi makalemi araya koydum. Nolan Charlie'ye dönerek konuştu. Bay Nolan, okuldan atılmaya çalışan ilk kişi olduğunuzu sanıyorsunuz. Aldanıyorsunuz. Sizden önce de bunu deneyenler oldu ama tıpkı sizin gibi onlar da başaramadılar. Şimdi öne eğilin. Charlie müdürün sözünü dinleyerek eğildi. Bu arada Nolan ortaya eski kocaman bir kürek çıkardı. Vurma hızının artması için küreğe delikler açılmıştı. Nolan ceketini çıkararak Charlie'nin arkasına geçti. Yüksek sesle sayınız Balto Alton, diye emrettikten sonra Nolan küreği Charlie'nin kaba etlerine indiriverdi. Bir! Nolan küreği bir kez daha, bu sefer daha hızlı indirdi. İki! Nolan vurmaya, Charlie saymaya devam etti. Dördüncü vuruştan sonra Charlie'nin sesi neredeyse duyulamayacak kadar kısılmıştı. Canının çok yandığı yüzünden belliydi. Cezalandırma böyle sürüp giderken müdürün karısı ve sekreteri olan Bayan Nolan ön odada oturmuş kulaklarını tıkamaya çalışıyordu. Yandaki onur salonunda aralarında Cameron'ın da bulunduğu 3 öğrenci resim sehpalarının önünde durmuş duvara geyik kafaları çiziyorlardı. Charlie'ye vuran küreğin sesini iyi duyabiliyorlardı. İçlerini korku ve acı sarmıştı. Cameron bir türlü geyiği çizemiyordu. 7. vuruştan sonra Charlie'nin gözlerinden yaşlar boşalmaya ve yüzünden aşağı süzülmeye başladı. Say! Diye bağırdı Nolan. 9 ve 10. vuruşlardan sonra Charlie artık konuşamayacak hale gelmişti. Nolan 10. vuruştan sonra durarak Charlie'nin yüzünü görebilmek için önüne geçti. Bu işi tek başına yaptığını söylemekte ısrar ediyor musun hala? Diye sordu. Charlie acısını bastırmaya çalışarak evet efendim, dedi. Ölü Ozanlar Derneği nedir? Buna kimler dahil? Bana isimlerini ver, diye bağırdı Nolan. Charlie kendisini berbat hissediyordu. Kısık bir sesle yanıt verdi. Yalnızca bendim Bay Nolan. Yemin ederim bu ismi ben uydurdum. Eğer bu işe başkalarının da karışmış olduğunu öğrenecek olursam Bay Dalton, onlar okuldan atılacaklar ama siz burada kalacaksınız. Beni hiç anladınız mı? Şimdi ayağa kalkın. Charlie ayağa kalktı. Yüzünün rengi kan kırmızısıydı. Acıdan ve karşılaştığı aşağılanmadan dolayı ağlamamak için kendisini zor tutuyordu. Eğer siz hatalarınızı kabul etme cesaretini gösterirseniz Bay Dalton, Welton da sizi bağışlayacaktır. Bütün okul karşısında özür dileyeceksiniz.
Charlie sendeleyerek müdür odasından çıktı ve yavaşça birinci sınıfların kaldığı yurt binasına doğru yürüdü. Arkadaşlarının dönmesini bekleyen çocuklar odalarında dört dönüyor, koridora çıkıp tekrar odalarına giriyorlardı. Charlie'nin geldiğini gördüklerinde hepsi odalarına dalıp ders çalışıyormuş görünümü vermeye çalıştılar. Charlie yavaş adımlarla koridorun öbür ucuna doğru ilerlerken acısını belli etmemeye çalışıyordu. Tam odasına girmek üzereyken Neil, Todd, Knox, Pete ve Mix ona yetiştiler. "Neler oldu?" diye sordu Neil. "İyi misin? Dayak yedin mi?" Charlie hiçbirine bakmadan "Hayır." dedi. Neil yine ısrarla soldu. "Ne oldu o halde?" "Suç ortaklarımın adlarını açıklayıp tüm okulun önünde özür dilersen bağışlanacağım." diye yanıtladıktan sonra kapıyı açarak odasına girdi. "Ne yapmayı düşünüyorsun Charlie?" diye sordu Neil. "Kahretsin Neil, benim adım Nuvanda." dedikten sonra çocuklara anlamlı bir bakış fırlatıp odasının kapısını çarptı. Çocuklar birbirlerine baktılar. Birden yüzleri takdirle aydınlandı. Charlie onları ele vermemişti. O öğleden sonra Nolan, Welton'ın ders binalarından birine girmiş, koridorda Bay Keating'in sınıfına doğru yürüyordu. Kapının önüne gelince durdu. Kapıyı vurduktan sonra sınıfa girdi. O içeri girdiği sırada Bay Keating ile Bay McAllister durmuş sohbet ediyorlardı. "Bay Nolan, sizinle biraz konuşabilir miyiz Bay Keating?" diyerek konuşmalarını böldü. Bay McAllister, "Özür dilerim." diyerek sınıfı terk etti. Nolan durarak etrafına bakındı. "Burası benim ilk sınıfımdı. Bunu biliyor muydunuz John?" diye sordu. Nolan yavaş adımlarla sınıfı gezerken "İlk masam," dedi nostaljiyle. "Bir zamanlar ders vermiş olduğunuzu bilmiyordum. İngilizce. Ama bu sizin döneminizden çok önceydi. İnanın bana. Öğretmenliği bırakmak hiç de kolay olmadı benim için." Biraz durduktan sonra Keating'in gözlerine bakarak konuşmaya devam etti. "Sizin sınıfınızda ortodoks yöntemlerle ders yapılmadığı konusunda söylentiler ulaştı kulağıma. Dalton'ın saygısızlığını buna bağladığımı söylemek istemiyorum. Ama sanırım onun yaşındaki çocukların çok kolay etki altında kaldıkları konusunda sizi uyarmalıyım. Verdiğiniz cezanın onu çok etkilendiğinden eminim," dedi Keating. Nolan bir an için kaşını kaldırdıysa da sonra bu yorumu duymamazlıktan gelmeye karar verdi. "Geçen gün avluda neler olduğunu açıklayabilir misiniz?" diye sordu. "Avluda mı?" "Uygun adım yürüyen öğrenciler, elleriyle tempo tutan..." "Ha, şu mesele. Bu önemli bir konunun kanıtlanması için yaptığımız bir deneydi. Uyum göstermenin zararlarıyla ilgili. Ben, John, buradaki ders programı bellidir. İşe yaradığı da denenmiştir. Eğer siz bunu sorguluyorsanız bunu yapmaktan öğrencileri nasıl alıkoyabilirim?" "Her zaman eğitimin amacının özgür düşünebilmeyi aşılamak olduğunu düşünmüşümdür," dedi Keating. Nolan gülerek, "Bu yaştaki çocuklara mı?" "Dünyada olmaz. Gelenek, John, disiplin," dedikten sonra lütufkar bir ifadeyle Keating'in omzuna vurdu. "Sen onları üniversiteye hazırlamakla yetin. Gerisi nasıl olsa kendiliğinden gelir." Nolan gülümseyerek sınıftan çıktı. Keating camdan dışarı bakmaya başladı. Daha bir saniye geçmemişti ki McAllister başını kapıdan içeri uzatıverdi. Belli ki konuşulanlara kulak kabartmıştı. "Sizin yerinizde olsaydım John, çocukların birer konformist olmasını aldırmazdım," dedi. "Peki neden? Siz de şu kutsal salonlardan mezun oldunuz, öyle değil mi?" "Evet. Eğer onları kararlı birer ateist olarak yetiştirmek istiyorsanız katı bir din dersi verin. Bu her zaman işe yarar." Keating McAllister'a baka kalmıştı. Sonra bir kahkaha patlattı. McAllister gülümseyerek arkasını döndü ve koridorda kayboldu. O gece Keating birinci sınıf öğrencilerinin kaldığı yurda gitti. Çocuklar dernek toplantılarına ve etkinliklere yetişebilmek için aceleyle dışarı çıkıyorlardı. Birkaç arkadaşıyla birlikte dışarı çıkmakta olan Charlie'yi yakaladı.
Bay Keating dedi Charlie hayretle. Yaptığınız gösteri son derece aptalcaydı Bay Dalton dedi Keating sert bir sesle. Duyduklarına inanamayan Charlie sizden Bay Nolan'dan tarafındasınız dedi. Peki ya Carpe Diem ya yaşamın iliğini özümsemek bunlara ne oldu? Yaşamın iliğini özümsemek gırtlağına kemik tıkamak anlamına gelmez Charles. Bazı durumlarda cesaret göstermek gerekir, bazı durumlarda ise dikkat. Aklı başında biri hangisini ne zaman göstermesi gerektiğini bilir. Ama ben sanmıştım ki, diye kekeledi Charlie. Okuldan atılmak bir akıl ve cesaret göstergesi değildir. Mükemmel denemezse de yine de burasının size sağladığı birçok olanak var. Öyle mi? Diye karşılık verdi Charlie öfkeyle. Buna bir örnek gösterebilir misiniz? Örneğin, diğer imkanlar bir yana benim dersime girme olanağına sahipsiniz. Anladınız mı? Charlie gülümseyerek yanıtladı. Evet efendim. Keating, Charlie'nin yanında durmakta olan Ölü Ozanlar Derneği'nin diğer üyelerine dönerek şimdi hepiniz aklınızı başınıza toplayın diye emretti. Hepsi bir ağızdan evet efendim diye yanıtlayınca Keating gülümseyerek yanlarından ayrıldı. Ertesi gün Keating'in sınıfında yerlerine oturmuş olan öğrenciler öğretmenlerinin tahtaya büyük kalın harflerle üniversite diye yazdığını gördüler. Beyler diyerek sözlerine başladı. Bugün size üniversiteden mümkün olduğunca çok yarar sağlayabilmeniz için gerekli olacak bir yetenekten söz etmek istiyorum. Okumadığınız bir kitabı çözümleyebilmek. Konuşmasına ara verince gülüşen çocukları süzdü. Sonra devam etti. Belki de üniversite sizin şiire duyduğunuz sevgiyi öldürecektir. Saatler süren sıkıcı çözümlemeler, ayrıntılı araştırmalar ve eleştiriler buna neden olacaktır. Üniversitede şiirin yanı sıra yazının her türüyle karşı karşıya geleceksiniz. Bunların büyük kısmı sizden bir anda yalayıp yutmanız beklenecek sihirli yapıtlar olacaktır. Ancak bu arada veba mikrobuymuş gibi kaçmanız gerekecek pislikler de karşınıza çıkacaktır. Konuşurken sınıfın önünde bir aşağı bir yukarı dolanıyordu. Şimdi çağdaş roman diye bir ders almış olduğunuzu düşünün. Bütün dönem boyunca Balzac'ın Goriot Babayısı ya da Turgenev'in Babalar ve Oğulları gibi başyapıtları okursunuz. Ne var ki final sınavı için verilen ödevde Şüpheli Sosyete Güzeli adlı romanda konu edilen ana baba sevgisi hakkında bir kompozisyon yazmanız istendiğini görürsünüz. Bu romanın yazarı elbette ki ders hocanızdan başka birisi değildir. Keating kaşlarını kaldırarak çocuklara baktı, sonra konuşmasını sürdürdü. Kitabın daha ilk 3 sayfasını okuduktan sonra değerli zamanınızı, zihninizi böyle saçmalıklarla zehirleyerek harcayacak yerde cepheye gönüllü katılmayı bile tercih edeceğinizi fark edersiniz. Ama bu yüzden her şeyi göze alabilir misiniz? Örneğin bir F almayı. Kesinlikle hayır. Çünkü böyle bir duruma karşı hazırlıksızsınızdır. Çocuklar sınıfı adımlamaya devam eden Keating'i dikkatle dinliyorlardı. Kitabı açar, kapaktaki özetten konunun sosyal sınıf atlamak isteyen kızı Christine'ye o çok arzu ettiği sosyeteye takdim davetini yapabilmek için her şeyi göze alan tarım aletleri satıcısı Frank ile ilgili olduğunu öğrenirsiniz. Yazınızın başına hocanızı kitabı okuduğunuza inandıracak bazı cümleler koyar, ardından konuyu baştan sona tekrar yazmanın gereksiz olacağını belirtirsiniz. Sonra herkes tarafından kullanılabilecek kalıplaşmış bir cümleyle devam edersiniz. Örneğin, yazarın ana baba sevgisiyle ilgili çizmiş olduğu portre ile modern Freud teorisi arasında nasıl bir benzerlik vardır gibi bir cümle yazabilirsiniz. Christine, Elektra, babasını ise günahkar Oedipus ile özdeştirirsiniz. Sonunda yazınızı belirsiz ama özenli bir kapanışla bitirirsiniz. Mesela şunun gibi. Keating bir süre ara verdikten sonra elindeki kağıdı okumaya başladı. Burada karşılaştığımız en çarpıcı nokta bu romanın özü olan Hintli filozof Rasha Noh'un kuramları arasındaki esrarengiz benzerliktir.
Rasha Non çocukların anne babalarını, üç başlı canavarı, yönetme hırsı, para ve sosyal statü elde etmek için nasıl sömürdüğünü en ince detaylarına kadar tartışmıştır. Rahesh Noon'un bu canavarın nasıl beslendiği, buna karşı çıkmak için nelerin yapılabileceği konusundaki teorisinden söz edersiniz. En sonunda da hocanızın ne kadar parlak bir yazar olduğunu belirtir, Şüpheli Sosyete Güzeli adlı romanı sizlere tanıtmakla gösterdiği üstün cesareti översiniz. Mix parmak kaldırarak söz aldı. Hey kaptan, bizim kaptan. Ya Rahesh Noon gibi birisi hakkında hiçbir şey bilmiyorsak ne olacak? Rahesh Noon adında biri hiçbir zaman yaşamadı Bay Mix. Sizin yapacağınız böyle bir karakteri uydurmaktır. Hiçbir kendini beğenmiş üniversite hocası böyle önemli bir kişiyi tanımadığını itiraf etmeyi kendine yediremez. Belki de sonunda siz de kağıdınızda benim aldırmış olduğuma benzer bir yorumla karşılaşırsınız. Keating masasının üstünde bırakmış olduğu kağıdı alarak tekrar okumaya başladı. Rahesh Noon ile ilgili değerlendirmeniz çok yerindeydi. Bu sizin kavrama yeteneğinizin ne kadar gelişmiş olduğunu göstermektedir. Benden başka birisinin de bu unutulmuş büyük doğulu ustayı anımsadığını görmek beni çok mutlu etti. A artı. Kağıdı yine masasının üstüne koydu. Beyler, final sınavında okumadığınız iğrenç kitapların çözümlemesini yapmak zorunluluğuyla karşı karşıya geleceksiniz. Bu nedenle bunu şimdiden denemenizi size öneririm. İşte size üniversite sınavlarında karşılaşabileceğiniz birkaç tuzak. Mavi defterlerinizi ve kalemlerinizi çıkarın, bir sınava patlatıyorum. Çocuklar gerekli şeyleri çıkarırken Keating sınav kağıtlarını dağıttı. Sınıfın ön kısmına bir ekran yerleştirdikten sonra arka tarafa geçip orada da bir slide makinesi kurdu. Büyük üniversiteler Sodom ve Gomorra'lere benzerler. Burada özlemini duyduğumuz o zarif yaratıklarla doludurlar. Yani kadınlarla, diyerek gülümsedi ve konuşmaya devam etti. Eğlence ve vakit geçirmek için sahip olacağınız olanaklar tehlikeli oranda çoktur. İşte bu sınav sizi bunlara biraz olsun hazırlamak için düzenlenmiştir. Sizi şimdiden uyarayım. Bu sınavdan alacağınız notlar ortalamanızı etkileyecektir. Artık başlayın. Öğrenciler sınava başladılar. Keating slide makinesinin projektörünü açarak ekrana bir slide yansıttı. Slide'da yere düşen kalemini almak üzere eğilmiş üniversitede bir kız görülüyordu. Kızın göz alıcı bir vücudu vardı ve yere öyle bir eğilmişti ki iç çamaşırı bile ortaya çıkmıştı. Çocuklar gözlerini ekrana kaydırmaktan kendilerini alamıyorlardı. Hemen hepsi de bir kereyle yetinmeyip bir kez daha baktılar. Dikkatinizi sınav kağıtlarına verin çocuklar. Yalnızca 20 dakikanız kaldı diye öğrencileri uyardı Keating. Sonra yeni bir slide taktı. Bu kez ekranda bir dergi reklamı için poz veren yarı çıplak çok güzel bir kadın görülüyordu. Çocuklar bakmamak, dikkatlerini dağıtmamak için verdikleri mücadeleden hep yenik çıkıyorlardı. Keating onların bu çabalarını gülerek seyrediyordu. Bu arada çekici ve baştan çıkarıcı pozlar veren güzel kadınları ve çıplak Yunan kadın heykellerinin yakın çekimlerini göstermeye devam ediyordu. Kadınlar sonu gelmeyecekmiş gibi görünen kıvrandırıcı bir dizi halinde. Çocukların gözleri ekranla mavi defterler arasında gidip geliyordu. Knox büyülenmiş gibi ekrana bakarken defterine tek bir şey yazmıştı. Chris, Chris, Chris.